Hocam'dan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. Bu video serisinde sizinle birlikte LGS İngilizce konularını teker teker halledeceğiz. O konularla ilgili sorular çözeceğiz, alıştırmalar yapacağız. İngilizceye, LGS İngilizceye nasıl hazırlanalım, nasıl kelime çalışalım, İngilizceyi nasıl yetiştirelim diye bunları konuşacağız hepsini. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle İngilizce'de başarılı olmak için olmazsa olmaz yapmamız gereken 3 noktadan bahsetmek istiyorum. Birincisi kelime. Kelime bilmeden İngilizce'de başarılı olma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Mutlaka kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Bazı arkadaşlar bazen şöyle düşünüyorlar. Kelimeleri nasıl olsa sene sonuna kadar unuturum. Sınava yakın bir zaman oturur hepsini çalışır ezberlerim diye düşünüyorlar. Çok tatlısınız ama öyle olmuyor. Çünkü çok fazla İngilizce kelime var ve sizin İngilizceden başka çalışmanız gereken dersleriniz de var. O nedenle ne yapacağız? Her ünitenin başında o üniteyle ilgili kelimeleri listeler halinde hazırlayacağız ya da hazır bir şekilde bulacağız o listelere. Çalışacağız, ezberleyeceğiz. Ara ara kendimize küçük sürprizler yapıp quizler hazırlayacağız. Kelimeleri aklımızda taze tutacağız. Kelime işini hallettikten sonra yapmamız gereken ikinci şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları çözmek. LGS sınavından LGS'de İngilizce kısmında çıkan soruları çözmek ve sorulara aşina olmak. Yani bize ne soruluyor, ne sorulacak aşağı yukarı bir fikrimizin olması lazım. Yapacağımız üçüncü şey de farklı kaynaklardan bol bol İngilizce soru çözmek. Bu bize ne kazandıracak? Bu bize hız kazandıracak. Öğrencilerin bir kısmından şunu duyarsınız. Ya İngilizceyi yetiştiremedim. Çok zor olduğu için değil İngilizceyi yetiştirememek. Matematikten, Türkçeden, fen bilimlerinden İngilizceye zaman kalmadığı için bazı arkadaşlar bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Ve şuna çok şahit oldum. Öğrenciler sınav bittikten sonra cevaplarını kontrol ederlerken bu soru çok kolaymış. Keşke yetiştirebilseydim de yapsaydım. Kesin doğru yapardım diyorlar İngilizce sorularıyla ilgili. Bu üzüntüyü yaşamamak adına ne yapmamız lazım? Bol bol soru çözmemiz lazım. Farklı kelimelerle haşır neşir olmamız lazım. Çözdüğümüz her testteki yanlış kelimelerimizi tespit edip mutlaka onları öğrenmemiz lazım. Branş denemeleri edinmenizi öneriyorum. Harikasınız hepiniz, eminim çok güzel LGS denemeleri çözüyorsunuz. Bravo. Ama branş denemeleri de çok önemli gerçekten. Sadece İngilizcenin olduğu 10 soruluk denemelerden alalım. 20 dakikayla başlayabilirsiniz. Kendinize süre tutarak İngilizce deneme çözmenizi tavsiye ediyorum. Yavaş yavaş 18, 16, 15, 10'a kadar düşürebilirsiniz. 10 dakikaya kadar düşürebilirsiniz İngilizce test çözme sürenizi. Bu şekilde LGS'ye girdiğiniz zaman İngilizce yetiştirmekle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağınızı umuyorum. Sınavlar bir yana, asla unutmayın İngilizce bilmek sizi her zaman daha havalı bir insan yapacaktır. Şimdi hazırsanız İngilizce 1. ünitenin ilk konusuyla başlayalım. 1. ünitemiz Friendship ünitesi. Bu ünitede insanların kişisel özellikleriyle ilgili kelimeleri, kelime kalıplarını öğreneceğiz. Bu insanların kişisel özellikleriyle ilgili soru sorarken kullandığımız cümleler hangileri bir bakalım. 4 tane cümlemiz var. Hepsi aynı şeyi soruyor aslında ama anahtar kelimelerimiz var. Biz nereden anlıyoruz kişisel özellikle ilgili soru sorduğunu bize? Mesela burada special kelimesini kullanmış. What makes her veya him special? Senin için onu özel yapan nedir? Ya da personal traits çok önemli bir kelime grubu. Kişisel özellik demek. Doğru bir arkadaşın kişisel özellikleri sence ne olmalı? Burada da aynısını vermiş yine. Ya da karakteristik özellikleri nelerdir? Gibi bir soruyla karşılaşabiliriz. Bu soruları gördüğümüz zaman cevaplarda mutlaka kişisel özellik bildiren kelimeler aramamız gerekiyor. Kelimenin öneminden çok bahsettik, vurguladık. Neden? Şimdi İngilizce'de şöyle bir şey oluyor. Mesela size yukarıda bir diyalogda, bir parça içinde veya bir konuşma balonunun içinde bir metin veriliyor ve o metinde bir kelime geçiyor. Atıyorum bu kelime honest, dürüst. Ve cevaplarda da bu kelimeyle alakalı olan şık doğru cevabımız diyelim ki. Şimdi mesela A şıkkında öğrenci honest kelimesinin geçtiği bir cümleyi görüyor, hemen onu atlıyor. Bunu yapmayın. Çünkü size bu iyiliği asla yapmayacaklardır. Yani size soruda honest kelimesini verip cevaplarda da honest kelimesini vererek hemen onu işaretlemenize izin vermeyeceklerdir. Mutlaka o kelimenin yakın anlamlısı olabilir, eş anlamlısı olabilir, zıt anlamlısı olabilir veya o kelimeyle ilgili bir küçük cümle açıklama olabilir. O
Onları da bilmemiz gerekiyor ki muhtemelen doğru cevabımız o seçenek olacaktır. Soruda geçen bir kelimenin yakın anlamlısını, eş anlamlısını, ilgili olduğu kelimeyi veya zıt anlamlısını bilmek İngilizce soru çözerken çok yardımcı olacak size. Bunlarla ne demek istiyorum? Şunu da demek istiyorum. Birkaç örnekle bunu somutlaştıralım. Mesela üçüncü soruya bakalım. My brother is a very blah blah person. Benim erkek kardeşim çok bir şey bir insandır. He never changes his mind. Bu kelime grubunun geçtiği cümleyi gördüm. Fikrini hiç değiştirmez diyor erkek kardeşiyle ilgili. Demek ki nasıl bir insanmış? O kelime grubunun İngilizce karşılığını bulmam gerekiyor şıklarda. Fikrini değiştirmeyen insanlar inatçı insanlardır. Bunu da bana veren şık A şıkkı oluyor. Dördüncü soruya bakalım. I always bring flowers to my mother. Anneme her zaman çiçek getiririm. Ve ona evde yardım etmeyi çok severim. Süper bir insanım çünkü. I think, bence ben nasıl bir insanım? Bad tempered, aksi bir insan mıyım? Ne münasebet, öyle bir şey yok. Reliable, güvenilir bir insan mıyım? Evet öyleyim ama bu soruyla alakalı bir cevap değil bu. Bunu aramıyorum burada. Supportive, destekleyici bir insan mıyım? Burada da bununla alakalı bir özelliğimden bahsetmemiş. İnce fikirli olmamdan bahsetmiş. Düşünceli bir insan olmamdan bahsetmiş. Bu nedenle cevap B şıkkı. It's time to study for LGS. LGS'ye çalışma zamanı. Don't be a laid back student. Çok rahat, gamsız bir öğrenci olma. Eğer çok bir şey yaparsan eğer başarılı olamayabilirsin. Ne yaparsan çok başarılı olamayabilirsin. Macera perest olursan mı çok başarılı olamayabilirsin? Hayır. Helpful, yardımcı sever olursan mı? Hayır. Benim burada anahtar kelimem laid back, rahat. Bu kelimeyi bana hatırlatan bir kelime arıyorum şıklarda. Bu da relaxed, rahat, relax demek. O yüzden doğru cevabım C seçeneği oluyor. Şimdi birinci üniteyle ilgili elimizde kaynaklardan bütün kelime testlerini, sorularını çözelim. Ara ara kendimizi quiz'e tabi tutalım. Mutlaka kelimelerimizi zihnimizde canlı tutalım. Bu ünite boş geçilmeyen bir ünite. Yani her sınavda bu üniteden soru geldi. Yine soru gelmesini bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.